sormak istiyorum aslında. Şu evliliklerden sonra çok bakımlı, çok güzel bayanlarla evleniyor erkekler değil mi? Çok güzel oldukları için, görünüş için evleniyorlar. Ama evlendikten sonra o bayanlarda bir değişim oluyor. Ne bileyim, kendilerini salıyorlar, saç yok, makyaj yok. Bir de bir kilo alıyorlar. Değişim, gelişim her alanda. Şimdi... erkeklerimiz de tabii ki bakımsız kadın istemiyor, evet, değil mi? Evet, evet. Ne yapmak lazım bir kadın özellikle olarak? Özellikle de yurt dışında. Yurt dışında özellikle yaşayanlar, de değil mesela mi? Mesela Almanya'da yaşayan Türkler arasında çok büyük bir problem. Neden? Mesela benim tanıdığım bir örnek vereyim. Çok güzel bir hanımefendi, narin, kibar. Evlendikten sonra iki çocuk, birdenbire kilo aldı. Aldı. Bir gün yolda yürüyordum, o da marketten geliyor. Baktım, korktum, bana çarparsa uçarım. Yani çok narin, çok hanımefendi biriydi. Hani birdenbire... Evlilikten sonra kilo evlendikten sonra Türk mutfağı maalesef biraz hamurlu iş, çok yağlı yemekler vesaire vesaire. Güzel de damak tadı işte. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Dikkat edilmese börekli, çörekli kısır günleri var bir de bayanların değil mi? Altın günüydü, kısır günüydü vesaire vesaire. Ne oluyor? Kilo kilo kilo. Peki ne yapmak gerekir? Ne yapmamız nasıl lazım bu hocam? Kilolardan kurtulmak gerekir? Kilolardan kurtulmak için şu gördüğünüz bitkinin ismi kuş konmaz. Neden? Kuş konmaz. Evet, neden kuş konmaz? Bunun üstüne kuş konduğunda diken batar, böyle diken gibidir yaprakları. Bir, ikincisi çok narin olduğu için kuş bunun üzerinde rahat hissedemez kendini. Bir taraftan iğne gibi yaprakları batar, diğer taraftan eğilir. Bunun kökünün ekstraktından Almanlar bir kapsül geliştirdiler. Asparagus forte. Asparagus forte. Evet. Hepsinin de... sonunda da forte var hocam. Elhamdülillah. Forte ne demek bu arada? Forte geliştirilmiş, güçlendirilmiş, çok çok geliştirilmiş. Yani mükemmele yakın demek. Mükemmel ya. Şimdi mesela diyelim ki herhangi bir zayıflama ürünü nedir? Maydanoz zayıflatır, lahana zayıflatır, kuşkonmaz kökü zayıflatır. Lahana zayıflatır. At kuyruğu zayıflatır, ısırgan zayıflatır. Bunları tek tek kullanırsanız etkisi %20, %20, %20, %25 değişiktir. Fakat otlarından değil, yani çay şeklinde değil. Böyle. Ekstratlarından. Çayı demlersiniz, içersiniz. Mesela bu funda yaprağı zayıflatır funda. Hı hı. Fakat bunun birleşimindeki etken madde %1. Bazı bitkilerde %2, bazı bitkilerde %3. Hı hı. Bunun damıtılarak destilasyonla ekstraktını, özütünü alır da bunu damladıraca kapsül şeklinde hazırlar, sunarsanız etkisi %100'dür. Hocam o zaman ot şimdi şeklinde diyebiliyoruz değil mi? Şimdi sizi dinleyenler olabilir. Ürün elinizdeki bitki, otu ya da aktara hemen koşup almak isteyebilir, çay olarak içmek isteyebilir ama ne diyoruz? Onu sürekli de içsek kaç yüzde kaç faydasını görürüz? %1, %2, %1, o kadar az görürüz yani ama az. Bunların damıtılarak ekstratları çıkartılıyor. Özel bir formülle funda forte, maydanoz forte. Etkisi %100. Neden? Çünkü sadece etkili maddeyi kullanıyoruz. Etkili madde. Almanya'da yapılan klinik araştırmalarda bu kuş konmaz kökü ekstraktı ve maydanoz otu ekstraktı, funda ekstraktından yapılan 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Bitki değil, bitki ekstraktı. Bu önemli. Ekstrakt özütü yani, özütü. Lüzumsuz şeyler atıyoruz. Lüzumlu olanı. Etkili olanı. 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Kişi bunu yemekten 15-20 dakika önce aldığı zaman iştahı azalır. Önce. İstese de fazla yemek yiyemez. Hı hı. 3 tabak yemek yiyorsa 1 tabak yemekle doyar. Doymuşluk hissi verir kişiye. Şimdi Türkiye'de diyetle ilgili, zayıflamakla ilgili haplar, damlalar, drajeler vesaire vesaire var. Bir ara ne oldu? Acı çehre dediler. Bana aradılar, dediler ki bana hocam işte acı çehre var mı sizde? Nedir bu dedim. Dediler ki bana siz bilmiyorsanız kim bilecek? Allah Allah dedim. Ben bilmiyorsam kim bilecek? O da doğru. Bir araştırdım ki acı çehre dedikleri şey aslında aktiken. Aktiken. Aktikenin kabuğundan özel bir zayıflama ürünü yapıyorlar. Aktiken zayıflatıcı değil. Sadece ishal yapar.
vatandaş ishal olduğu için birkaç gün, birkaç kilo veriyor. Kilo verdin sanıyor. Kilo verdim zannediyor. Değil mi? Altadıcı, sıvı kayboluyor vücuttan. Evet, sıvı kayboluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Aklikenin zayıflatıcı diyet ürünü olarak satılması yasaklandı. O gitti, yerine ne geldi? Altın çilek. Bana dediler ki altın çilek var mı sizde? Ne için dedim? Zayıflamak için. Altın çilek zayıflatmaz. Neden zayıflatmaz? Çünkü %89 oranında şeker içerir. Şeker içeren bir meyve asla zayıflatmaz. Aksine, ama vücuda şişkinlik yapmıyor mu hocam? Lipli kilo aldırır, kilo aldırır, zayıflatmaz. Peki altın çilek neden zayıflatır diye konuştular ve hapını, damlasını, derecesini yaptılar. İnsanları dolandırdılar. Şimdi ölümlere de sebep oldu. Evet. Yasaklandı. Evet hocam, hemen bu arada bir şey söylemek istiyorum. Son zamanlarda, son bir ya da iki yıldır ülkemize gerçekten bu zayıflama hapları ya da ekstratlarından bir sürü ölümler oldu. İnsanlar i̇şte, artık neden bu ölüm oluyor? Bitkilerden, otlardan, kapsüllerden korkuyorlar. Şimdi ona geliyorum. Gökçek olarak bu tedirginliklerini atmaları için ne söyleyelim? Söyleyelim. Nokta. Bu kaç yıldır bir firma? Hangi firma? Gökçek İksir kaç yıldır bir firma? Şimdi biz bununla ilgili, ya ben 32 yıldır 32 bu konularda yıldır araştırma yapıyorum. 32 yazmış olduğum hocam, kitap. Hocam çok samimi bir şey sormak istiyorum. Buyur. Hiç şikayet geldi mi size? Funda Forte, Kuşkonmaz Forte bu kapsüllerle ilgili. Bütün ürünlerle ilgili. Hayır hayır. Şimdi, herhangi bir şikayet olur da şöyle şikayet olur. Bizim ürünlerle şikayet şudur. Şikayet tabii ki olur. Niye olmasın? Şimdi, yanlış kullanım oluyor mu? Hayır hayır, yanlış kullanım da değil. Bu Cemre İksir. Veya Gökçek İksir. Cemre İksir düşük tansiyon olanlar için, Gökçek İksir yüksek tansiyon olanlar için. Bunu kullandığı zaman kişi içerisinde sarımsak var. Ofiste çalışan kişi, aa bu sarımsak kokuyordur. Tabii ki çevresindeki insanları rahatsız ettiği için kullanmak istemez. Sadece bu var. Başka bir problem yok. Koku problemi var. Koku, peki gece içemiyorlar mı onu? Gece yatmadan ya, önce içseler, sabah içmeseler koku yine oluyor mu? Yok yok, olmaz. Olmaz. Yani böyle bazı İnsanlar biraz çok narin, çok hassas insanlar, sarımsak, soğana karşı evet, biraz mesafeli insanlar için onlar %1, %2. Bunun haricinde bizim ürünlerin hiçbirinin hiçbir yan tesiri yok. Zaten ben söyledim ya, burada Kuşkonmaz Forte ile ilgili, Kuşkonmaz'la ilgili klinik araştırması yapılmış. Hı-hı. Belgelenmiş etkisi, zayıflatıcı özelliği belgelenmiş. Şimdi mesela altın çilek demiştim. Altın çileğin zayıflatmadığı, hatta ölümlere sebep olduğu için Sağlık Bakanı yasaklandı. Neden altın çilek zayıflatıyor diye piyasaya sürdüler peki? Çünkü içine, o altın çileğin içerisine sibutramin denen kimyasal bir madde katıyorlar. Sibutramin. O zayıflatıyor, zayıflatıyor. Ama doğal değil ama değil mi hocam? Kimyasal madde katıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür sahte ürün üretenlere takşiş denir. Bitkisel ürün üretiyoruz derler, içine kimya korlar. Buna takşiş, yani sahtekarlık, üçkağıtçılık, dolandırıcılık demek. Türkçe, kalpazanlık, biraz yapanlar var. Ne oldu? İnsan sağlığıyla oynadılar, yasaklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür takşiş yapan 70 firmanın ürünü yasaklandı. Türkiye'de de birkaç ürün yasaklandı. Sonra piyasaya ne çıktı? Afrika mangosu. Afrika mangosu, mango. Mango zayıflatır, mango zayıflatır, zayıflatmaz. Meyve zayıflatır mı hocam? Zayıflatmaz çünkü şeker içerir. Şeker içeren bir meyve asla zayıflatmaz. Ne oldu? Sonra bunun da ölümlere sebep olduğu anlaşıldı, yasaklandı. Afrika mangosunun da çünkü içerisinde aynı kimyasal sibutramin denen madde var. Hocam bir telefonumuz var, alalım. Alo. Alo. Buyurun Celal Bey. Alo. Buyurun Celal Bey. İyi günler, iyi günler, kolay gelsin. Buyurun, sağ olun. Teşekkür ederim. Ben hocama bir şey sormak istiyorum ama. Tabii ki. Tabii, buyurun. Konu kiloyla alakalı bir şey. Kiloyla alakalı hocam. Az önce hocam, evet, altın çilekten bahsetti de, onun için dikkatimi çekmişti. Evet. Buyurun. Buyurun. Hocam dinliyor musunuz? Dinliyorum. Tabii tabii. Hocam öncelikle saygılarımı iletiyorum. Evet. Bazı konularda insanları aydınlattığınız için. Birçok kurumlar ve şirketler var. Zayıflamayla ilgili, işte damar atışıyla, birçok nedenle bir sürü firma altı veya merdiven altı ilaçlar satılıyor.
Ama benim anlamadığım tek bir nokta var. Ya herkes ilacını kendi bir şekilde satıyor. Yani zayıflamak için. O diyor ki Afrikan mango, öbürü diyor ki altın çilek, biri diyor ki işte AB ilacı, öbürü diyor ki yani panak, damar için örneği. Yani sonuçta tek bir noktada, tek bir hedefte buluşulup da bu zayıflamayla ilgili bütün firmalar bu ilaçları tek bir ilaç üzerinden satış yapamazlar mı? Bak ben altın çilek kullandım. Fayda gördünüz mü Celal Bey? Altın çilek kullandığım halde zayıflayın dedim. En fazla 1-2 kilo verdim. 1-2 kilo verdik. Bir ay mı verdik? En fazla. O da bana garantisi 6 ile 8 kilogram dediler. Psikolojik olarak. Bir ayda. Değil mi? Placebo efekt yani. Firmalar birleşip ortak bir noktada bulaşabilirler mi? Şimdi olur mu böyle bir şey Türkiye'de? Zibutramin denen kimyasal madde Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklandı. Bu arada Celal Bey telefon... Atışını yani kalp ritmini bozuyor. Kalp atışını hızlandırıyor. Hı. Bu neye benzer? Düşük tempoyla sürekli koşabilir misiniz? Düşük tempoyla da olsa koşamazsınız. Ne kadar koşabilir ki insan durmadan ve sürekli koşan bir insan düşünün. Ne olur? Yavaş yavaş enerjisi biter. Kalbi gider, ölür. Sibutramin içeren bütün diyet ürünleri insanın ölümüne sebep olur. Çünkü nabzı 70-72 ise, dakikada nabzı 72 defa atıyorsa, 80'e 90'a çıkar. Sürekli nabz atışının yükselmesi, yani kalp atışının hızlanması, kişinin ölümüne sebep olur. Hemen değil, zamanla. Bunu vücut kaldıramaz. Hızlı kalp atışı, yavaş yavaş aşırı enerji harcaması nedeniyle zayıflamasına sebep olur. Normal gündelik spor yaptığımız zaman hocam... Ritim bozukluğuna ölüme sebep olur. Ha, spor normal. Da yapamayız böyle ürünler kullandığımız zaman. Spor yapılır, niye yapılmasın? Spor yaparsın, spor ayrı bir şey. Hı-hı. Spor herkes yapması lazım. Mesela Almanya'ya gittim geçen pazar günü. Bütün Almanlar sanki sokakta. Kimi bisiklet sürüyor, kimi koşu yapıyor, kimi yürüyüş yapıyor. Türkiye'ye geliyorum pazar günü. Öğlen 11'e kadar herkes uyuyor. Hiç kimse yok sokakta. Sanki sokağa çıkma yasağı var, sıkı yönetim var. Ne oluyor diyorum, sokakta kimse yok. Saat 11'de ben alışmışım, erken kalkarım. Sabah kalkıyorum, sokaklarda geziyorum, kimse yok. Allah Allah diyorum, ne olur. Almanya'ya gidiyorsun, orada adam köpeğini gezdirmek için saat 4'te kalkıyor. 4'te kalkıyor. Çinliler işe gitmek için saat 3.30'da kalkıyor, 4'e kadar spor yapıyor, 4'te işbaşı yapıyor. Bir de oralarda Almanlar, otomobil fazla kullanmazlar değil mi hocam? Almanlar bisiklet falan sürerler. 4'te 5'te işbaşı yapıyor. Tramvay, metro çalışıyor. Tramvay. Saat 4'te 5'te işbaşı yapıyor. Ben geldim buraya, tabii tuhafıma geldi. İlk Türkiye'ye geldiğimde baktım millet yatıyor. Saat 7 olmuş yatıyor, 8 olmuş yatıyor, 9 olmuş yatıyor. Ne oluyor dedim, millet işe gitmiyor mu? Bugün tatil mi? O daha çok var. Ne zaman gidecek? 9 olsun, 10 olsun. Allah Allah dedim. Bu tempoyla Türkiye bir yere varmaz. Eskiden bizim atalarımız Adria'dan Alaska'ya kadar dünyayı fethetmiş. Neyle fethetmiş? Enerjiyle, kuvvetle, beyinle ve güçle. Enerji ve yani beyin ve güç... Nasıl olur? Dinç olursan olur. Kolesterol olursa, tansiyon olursa, lipid olursa, problem olursa hiçbir şey yapamazsın. Böyle ezik ezik Türkiye şimdi ne oldu? Koskoca bir çarşaf gibi ülkeden küçük bir el mendili kadar bir yer kaldı. Onu da bize çok görüyorlar. Neden? Çünkü biz tarihimize, kültürümüze uzaklaştık. Bu duruma geldik. İnşallah kurtuluruz. Hocam. Geldik. İnşallah kurtuluruz. Hocam telefonumuz var, hemen alalım. Alo. Ada. Buyurun Onur Bey. Evet, ben hocamla görüşmek istiyorum. Buyurun. Ama. Efendim. Ada. Buyurun. Heh, bizim kız. Bursa. Bir şey soracağım acaba. Buyurun. Onur Bey buyurun. Aynen şey. Akşam televizyonda 8 çeşit bitkisel ilaçları yasakladılar. Kafadan Panax var. Ne alemdesiniz? Ne cevap verebilirsiniz? Panax hakkında en teferruatlı bilgiyi Türk tarihinde ben yazdım. Benim yazmış olduğum bu kitapta Panax hakkında en detaylı bilgi var. Ginseng evet. Panax'la ilgili bilgiyi ilk Türk tarihinde en detaylı yazan kişi benim. Biraz hızlı konuşursam daha razı olacağım. Öyle mi? Panax hakkında en detaylı bilgiyi ben yazdım. Fakat başkaları Panax, Panax şöyle, Panax böyle dediler. Panax hakkında tek
makalesi olmayan insanlar. Şimdi Panax nedir? Panax hakkında yüzlerce klinik araştırması yapılmıştır. Yapılan klinik araştırmalarda ne diyor? Panax kalp damar açıcı demiyor. Panax halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinliğe karşı. 5000 yıldır Çin'de, Kore'de, Japonya'da kullanılan çok güzel bir bitki. Fakat bazıları ne yapıyor? Bir, Panax diyorlar ama bir kapsül üretiyorlar. İçine kimyasal kan sulandırıcı madde katıyor. Vatandaş kanı sulanınca ne yapıyor? Kendini iyi hissediyor. Aa, iyi geldi Panax. Fakat uzun süre kullanırsa ne oluyor? Karaciğere zarar veriyor. Böbreğe zarar veriyor. Dalağa zarar veriyor. İç kanamadan bir de bakıyorsun vatandaş gitmiş. Ölenler var. Şikayetin... Evet, ölüm getiriyor mu? Şikayetim var nokta.com.tr. Hocam bu bir isim vermeyelim. Şikayetim şöyle. Damar açıcı diyelim. Site ismi diyelim. Damar açıcı. Ben mesela bunu 5-6 kutu da aşağı yukarı kullandım. Hiç de bir şeyini de bulamadım. Sadece ben akşam bir öte tahtalı köye bir gittim geldim. Panax iki çeşit piyasada Panax var. Bir, içinde kimyasal toksik madde olan Panax var. Bunu malum kim ürettiğini biliyorsunuz. Söylememe gerek yok. Diğerinde de ot çöp olan böyle öğütülmüş Panax var. Birinin faydası da yok, zararı da yok. Diğeri içinde kimyasal madde olan Panax. Kullananlardan ölüm vakaları var. İsteyen şikayetimvar.com.tr veyahut da tüketicihakları.com.tr veyahut da tüketicihakları.biz gibi sitelere girerek burada bu ürünlerle ilgili böbrek yetmezliği, tansiyon, kolesterol, bir sürü hastalığa yakalananlar görebilirsiniz. Bu konuda çok ayrıntılı bilgi var. 400 kişinin şikayeti var. Yani Sağlık Bakanlığı bunları takip ediyor. Yasakladı zaten. Ama yine de Tarım Bakanlığı'ndan kontrole geldiler bize geçen. Dedim ki geliyorsunuz iyi hoş bizde bir şey yok. Bakıyorsunuz gidiyorsunuz. Peki dedim insan hayatını tehlikeye atan burada şikayetim var. Com.tr sitesinde yüzlerce şikayet var. Bunlara neden gitmiyorsunuz dedim. Diyor ki Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı evet takip ediyoruz ama bulamıyoruz ki. İnternetten satış yapıyor. Ona da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bakıyor. Vesaire vesaire. Ben anlamadım gitti. Almanya hocam, Almanya'da olsa bu iş hocam, ne yapar adamı? Hocam. Hapisten çıkamaz. Ama Türkiye'de... Hocam izin verir misiniz? Buyurun. Hocam. Buyurun. Bu işte şöyle oluyor, böyle oluyor. Ben akşam mesela bir patırtı geçirdim. Gecede saat 3'te haberlerde toplanıyor, deniliyor. Fakat bu Panax kol geziyor reklamlarda. Bu nedir yani? O Panax size hafif bir rahatsızlık vermiş ama bana çok büyük daha zararlı oldu söylemeyeyim şimdi. Zarar verir mi vermez mi? Verir tabii ölüme sebep olur. Çünkü içerisinde kimyasal kan sulandırıcı madde var. Toksik bir madde var. Farkına varmadan gerçek Panax içermiyor. Panax demek ginseng. Nerede bu bitki? Şurada. Yan tesiri yok. Evet. Bu bitkinin yan tesiri yok. Evet. Fakat bu bitkinin ismini kötüye kullanıyorlar. Panax diyorlar. Hap damla draje üretiyorlar. İçerisinde ne var? Kimyasal katkı maddesi koyuyor. Evet. Kimyasal olunca öyle oluyor. O maalesef. Kimyasal madde ne yapıyor? Kanı sulandırıyor. Uzun süre kullandığında kişi ölebilir. Tehlikeli. O nedenle... Ben ölmeyeceğim değil mi? Hayır inşallah yok canım. Yok hayır yani hocam vallahi. Sen ciddi duruyor musun? Ben biraz espriyle gitmek istiyorum. Ben biraz fazla bu telefon bana geri cevap gibi. Ben çünkü bir 600 maaşla yaşayamıyor adamın. Herhalde bana bu etki yapacak. Babanızcığım ben bilgi verdiğiniz için teşekkür ederim. O bizim kıza var ya. Onu da saygılarımı ediyorum. Yani kaltaya zaten. Herhalde bana saygıdan dolayı yani. Onur Bey. Teşekkür ederim. Buyurun. Çok teşekkür ediyoruz Onur Bey. Geçmiş olsun diyoruz. İyi akşamlar diliyoruz efendim. İnşallah bebeğim. Biz ölmem ben değil mi? Alo. Ben ölmeyeceğim değil mi? Yok ölmezsiniz. Çok ya vallahi. Ölmezsiniz. Evli miyiz? Tabii ki. Oh Allah üzün. Dünya güzeli yengem var. Çok güzel. Uzun yıllar devam etsin inşallah. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Sağ ol. Efendim kim geliyor? Avukat Yuride Hanım gelsin mi? Reklamdan sonra. Reklama mı gidiyoruz arkadaşlar? O zaman hocamıza tekrar dönüyoruz. Yuride Hanım hazır olana kadar 3 gün sonra gelecek. Evet hocam. Hocama bir soru soracak değil mi? Tabii. Buyurun. Bu kulak çınlamasına sizde öyle bir kulak çınlamasına karşı
Ginkgo biloba veyahut da mabet ağacı denir. Nedir? Mabet ağacı. Ginkgo biloba. Kulak çınlamasına karşı dünyada en etkili bitki. Biz bununla ilgili Ginkgo Forte diye çok güzel bir ürün geliştirdik. Kulak çınlamasının sebebi şu. İç kulağın içerisinde salyangoz, salyangozun içinde tüysüz hücreler. Tüysüz hücreleri besleyen kılcal damarlarda yaralanma, daralma, sertleşme olursa tüysüz hücreler yavaş yavaş deform olur. Beyne sinyal gönderemez. Sinir hücreleri. Benim kulak çınlamam şöyle başladı. Yurt dışında havuzda yüzerken kulağıma bir tekme geldi suyun dibinde. Havuzda. Kulak zarım patladı. Aradan uzun yıllar geçti. Geçen yaz burada yüzerken kulağıma su kaçtı. Ağrı başladı. Doktora gittim. Hiç çınlama yoktu o zamana kadar. Kulağımın içine bir hortum gibi bir şey sürdüm. Bir fakırtı çıkarttı. Ondan sonra şey yaptı. Evet. Şimdi şöyle. Çınlama başladı. Tedavi edilir. Kulak çınlamasını tetikleyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerden birisi yüksek tansiyon, kolesterol, düşük tansiyon, yanlış beslenme veyahut da iltihap. Burada orta kulakta iltihap olursa taş gibi sertleşir, salyangozu sıkıştırır. Salyangozun şekli bozulursa, salyangoz kapalı bir kutu gibidir. Salyangoza benzediği için salyangoz denir. İçerisindeki tüysüz hücreler deform olursa beyine dışarıdan gelen ses dalgasını olduğu gibi iletemez. Beyin de algılayamadığı için kulak çınlaması başlar. Bununla ilgili 292 doktor, kulak burun boğaz doktoru Avrupa'da 1357 rahatsızlığı, kulak çınlaması rahatsızlığı olan hasta üzerinde tedavi denemesi yapmışlar Ginkgo'yla. Ginkgo'nun ama ekstraktı, Ginkgo'nun birleşimindeki etken madde %1. Ginkgo'nun çayını içseniz yaprağının bir etkisi olmaz. Ekstraktından elde edilen damla drajeyi kullanırsanız yavaş yavaş rahatlarsınız. Ben de Türkiye ile Almanya arasında belki 100 defa uçakla uçtum. Sonuç uçta pilot öyle kötü bir iniş yaptı ki hemen iner inmez kulak çınlaması başladı bende. Panik oldum. Korkumdan günde 5 defa bir fincan iksir içtim. İksir de damarlar açar. Ginkgo üretmemiştim o zaman. 5 gün sonra hamdolsun atlattım. Yani kulak çınlamasının ne kadar kötü bir şey olduğunu o zaman anladım. Çünkü yatmak istiyorsunuz, oradan sürekli bir balon patlamış gibi bir ses geliyor diye böyle. Uyuyamıyorsun, deliriyor insan yani. Yani kişi Allah korusun, Allah insana sabır versin. Yok, iksir kullandım, geçti, atlattım ben. 5 gün içerisinde iksir kullandım. Akut durumlarda hemen kullanırsa kişi kolay atlatır. Fakat kronikleşmişse, yıllardır varsa bu rahatsızlık, tedavisi zaman alır. 3 ay, 4 ay.